an sayrı olsun. En güzel, en efsane rüyalar bende. Çatlayan, patlayan patlasın. Evet, Aleyna Ye. Emine abla beni gör lütfen. Gördüm canım. Rüyamda arkadaşımla asansörde oturuyoruz. İnen çıkanlar bana biz oturuyoruz. Sonra anneannemle ayaktan kurtulmuş arkadaşlarım mavi bir kese içerisine verdim. İki avuç yedim. Bol suyla. Ne yemişim be? Üf. Kurutulmuş nar kurudu. Kız senin kısmetin var. Çok güzel bir hayatın değişecek. 3, 2 avuç diyorsun, yedim. 7 rakamını alsam. Yani senin 7 ay içerisinde hayatında ne gerçekleşmesi, işin, paran, kariyerin, eğitiminle ilgili ne istiyorsan Rabbim o kadar güzel kapılar açacak ki. Korktuğun gibi değil, acayip güzel şeyler değişecek. Bekarsan evlilik yapacaksın. Güneşli günler, beni de gör canım kızım. Rüyasında cübbe giymiş. Demek ki hukuk ya da kürsü anlamında çok büyük bir başarı sağlayacak. Ve ne istiyorsa devletle ilgili evrada varsa bu yani kariyer hayatını tamamlayıp master'ını kürsüde konuşacak. İleride kitapları ya da ileride öğrencileri ya da yapmak istediği ne varsa aydınlığa kavuşacak. Merhaba Emine abla, rüyamda komşumun evine girmek istiyorum. Sokmadım. Ben de anahtarı varmış verdim. Polis çağırdı. Ben de sokamadım. Ne zaman taşınırım? Ev konunuzla ilgili daha bir 2 ay gibi bir zaman var ama kendi evinize taşınacaksınız ve Rabbim size çok iyi bir anahtar kapısı verecek. Rüyamda erkek çocuk gördüm. Elimden tutmuş Fadime Tosun rüyamda. Aslında erkek çocuk tutmaya yürüyorum. Yeşil çorap giymiş davul. Eğer hala şey rüyada ailede bekleyen çocuk ve erkek muradı olan kapı erkek murattır, maldır, mülktür. Yani devletle alakalı beklediğiniz yasal sorunlar neyse hepsinin aydınlanmasıdır. Yani aslında hayatınızda yeşil çorap da eğer gülüyorsun ya elinde yeşil muradınla alakalı yani hayatınla alakalı olmasını istediğin her şey doğru noktada ama bence senin kendi fikirlerini başkaları çalıyor. Yani insanların fikirlerine çok takılıyorsun sonra o fikirleri başkaları yapıyor. Bence fikrin doğru, yönün doğru, yönünü değiştirme. Mucize. Eski erkek arkadaşım bana WhatsApp'tan mesela sessizlikle bana soğuk duş etkisi yaptı diyor. Gülümse. Canım eski sevgilinden mucize falan bekleme canım benim. O gitti yeni bir aşka yelken açacaksın. Ve bu yeni ilişkin sana çok güzel huzur ve mutluluk verecek. Bir de eğitiminle ilgili eğitiminle alakalı noktada yarımlıkların var. Bunları tamamlaman lazım. Selma Alada, Van'a kadrolu atanan arkadaşımı gördüm. Oğlu olmuş 2-3 yaşlarında ağladığımı gördüm. Ben de oradayım. Babam geldi yanımızda. Ablam geldi. Babam neden burada diyorum. İçimden öyle uyandım. Ya babanızın çok güzel bir hayrını ya da babanıza ait bazı mallar var. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşanacak ama sizin de devletle alakalı bir beklediğiniz kadrolaşma ya da devletle ilgili bir beklediğiniz bir plan varsa 2 yıl ya da 2 ay içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Abla hayır olsun bölmesi neredeydi? Ne demek bu ya? Rüyanız hayır olsun neredeydi demek istiyor. Ha. Rüyasını yazacak da yerini Ha, sormuş. buradaydı canım benim. Eskiden Doğru Flash TV'de yerdesin çok be. çok doğru yerdesin ama. Ablam beni öldüğümü görmüş. Kız Yıldız Kavlak. Ölmeyeceksin, çok uzun ömürlüsün. Çok da iyi bir düzenin olacak. İş konunda ya da beklediğin noktada çok güzel bir aydınlık yaşayacaksın. Sevil. Abla rüyamda ayrı olduğum insanı gördüm. Onun ablası bana börek yapmış. Kız börek kısmettir. Onunla ilgili bir diyaloglar yaşayacaksın ama onun hayatında evlilik kararı vermiş olabilir. Ama sen bunun için mücadele verirsen evlilik kapını aydınlığa kavuşacak. Yani rüyamda karanlık sisli bir kapıdan içeri girdim. NCL, NCL yazmış. Adam yüzünü görüyorum. Ben yaşlı kadını neden burada oturuyorsun diyorum. Kadın bana seni bekliyor. Birine hayır yap bebeğim. Üzerinde bir nazar ya da kötü bir enerji var. İyilik yaptın tüm kapıların açılacak. Ve ailende bir para sıkıntısı var. Bu aydınlığa kavuşması için lütfen bir sadaka ver. Tuğba, rüyamda evde kedi olup, kedi çok güzeldir, berekettir, bolluktur. Peygamber Efendimizin enerjisidir. Lütfen kedi görüyorsanız bolluk ve bereketti. Kariyer hayatınızla ilgili beklediğiniz öğretmenlik yapmıştım o dönemde öğrencimdi iki arkadaşım onu görünce bence
Devlet memuruyla alakalı beklediğiniz bir şey varsa çok büyük bir ferahlığa ereceksiniz. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Evet, bizi tercih ettiğiniz için, bizi beğendiğiniz için, bizi ya 18 bin takipçiden sadece 300 kişi nasıl beğeniyor çok merak ediyorum ama lütfen beğenileriniz artsın. Sevgi ve mutlulukla kalın. İzleyin, paylaşın, bizde kalın.